Bahçeli Evler katliamını neden gerçekleştirdiniz? Bu çok uzun bir hikayedir. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki bu ülkede tek bir tane katliam yaşanmış. 7 tane insan öldürülmüş bir yerde. Bu hep ön planda bu var. Başka hiçbir şey olmamış gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Bu çok yanlış. Bakın o günkü ideolojik kavganın neler getirdiğini insanlar bilmiyorlar. Çünkü bir takım medya gücünü o zaman ellerinde bulunduranlar hep Bahçelievler'i ön plana çıkarmışlardır. Arkada olan hiçbir şeyden insanların haberi yoktur. Bakın size iki tane hadise söyleyeceğim sadece. Bir tanesi İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinde öldürülen 5 tane işçi vardır. Adamların hiçbir suçu günahı yoktur. Kastamonu'dan gelmişlerdir. Bir gecekonduda günlük amelelik yaparak geçinen insanlardır. Yaptıkları tek şey kaldıkları odanın duvarına Türk bayrağı ve Alparslan Türkeş'in resmini asmaları, altında da küçük bir üçlü olması. Bu adamları almışlardır, sorgulamışlardır, katletmişlerdir. 5 tane zavallı işçi. Bakın Adana'da Yapı Meslek Lisesi'nin televizyon salonunda 5 tane öğretmen, ülkücü öğretmen öldürmüştür. Bir tanesi de benim hocamdır. Mustafa Karaca. O da bir katliamdır. Bakın şeyde Aybastı'da, Ordu'da, ormanda 5 tane ülkücü genç katledilmiştir. Bundan hiç kimsenin haberi yoktur. Varsa yoksa Bahçelievler. Bakın Bahçelievler bir katliam değildir. Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. Bizim bir gün önce Ankara'da hamam önünde iki tane arkadaşımızın arkadan kafalarına ateş edilmek suretiyle öldürmüşlerdi. Bunun intikamı için gittik. Bu adres bizde vardı. Orada iki kişi yaşıyordu. 4 kişi, 5 kişi, 7 kişi değildi. O gecenin kendi iç dinamikler içerisinde gelişen bir hadisedir. Oraya ülkücüler olarak biz katliama gitmedik. Arkadaşlarımızın intikamı için gittik. Hamam önünde iki tane çok sevdiğimiz yakın arkadaşımızın kafasını ateş etmek suretiyle arkadan hem de öldürüldü. Şehit edildi bu çocuklar. Bunların intikamı için gidildi. Bu bir intikam saldırısıydı. İntikam saldırısının neticesinde böyle bir ağır net tablo çıkardı. Ama Türkiye'de tek katliam Bahçelievler değildir. İnsanların bunu bilmesi lazım, anlaması lazım. O günkü ideolojik kavganın neticesinde böyle istenmeyen veya aşırı kaçan eylemler olmuştur. Bunları biz de yaptık, solcular da yaptı. İşte size 3 tane katliam sayıyorum, bir tane de Bahçelievler. Arada fark ne?